Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok zarif bir şekilde çıtı pıtı yapımı da bir o kadar kolay rahat bir şekilde arkadaşlar yapıp bitirip başınıza alacağınız bir model. Evet bu şekilde arkadaşlar modelimizi böyle boncuklarla yapıyoruz. Tek sırada tek renk devam ediyor arkadaşlar. İlk önce tabii ki yemenimizin dört kenarını ikişer zincir çekerek tığ battılarla hazırlıyoruz. Sonra modelimizin yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, yeni başlar gibi aynı şekilde tığ battıya sık iğne ile başlıyoruz bu şekilde. Şimdi biz de ilk başlayanlar gibi beraber arkadaşlar bu şekilde tığ battıma bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Buraya bir zincir çektim ve örümceğimi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde orta boy bir örümcek yapıyoruz. İki defa tığım başını doladım. Hemen iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir, 2 2 2 olarak bu şekilde arkadaşlar bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi 4 zincir çekip tomurcuk yapıyoruz buraya. Trabzanıma kapattım. Ve buraya altı tane sık iğne yapıyorum. İki, 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlar buraya. Hemen yandaki tığ battıma bu yaptığım trabzanıma destek olması için bir tane arkadaşlar buraya biz sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı büyüklükte bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa tığımın başını doladım. Ve 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma bu şekilde 3. arkadaşlar 1 2 2 2 bu şekilde bir trabzan yaptım şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum tülbentimizin arka tarafını döndük ve buradan bir tane boncuk alıyorum boncuğumun da ters tarafını tutuyorum ve yuvaya orta yuvadan bir tane ilmek alıp bu şekilde bir tane ilmek aldım buraya bir sık iğne yapıyorum bakın arkadaşlar buraya yaprağımın kenarına bir tanesini burada hemen sık iğne yapıp tutturdum 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 5 zincirimi yine aynı şekilde buradaki yuvadan kapattım bir tane yuva yaptım 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde arkadaşlar yuva yaptım buraya 2 tekrar 5 zincir 3 tane yuva yapacağım arkadaşlar buraya Evet 3 tanesini yaptım bir tane zincir çekiyorum bakın 3 tane yuvamı yaptım zincirimi çektim. Bu dört zincirden çekmiş olduğum tomurcuğuma kapattım. Tekrar bir zincirle düz yüzüne döndüm. Bakın arkadaşlar şu altta iki yuvam boş. Bu alttaki iki yuvam boş. Üste üç tane yuvama şimdi bu şekilde kirpikler yapacağım. Sık iğne ile yuvanın içine girdim. Yuvama 5 tane zincir çekiyorum ve kirpiğimi kapatıyorum. 1. Tekrar 5 zincir. Kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım arkadaşlar buraya. Yanına hemen yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın 3 tane kirpiğim oldu. Tekrar ikinci yuvaya da bir sık iğne ile giriş yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi çekip yine aynı şekilde kirpik olarak kapattım. 5 zincir kapattım kirpik olarak. 2 1 2 3 4 5 zincir. Evet, 3 tane kirpiğim oldu. 3 kirpiğim olunca hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yuvanın içine de arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum bu şekilde 3 tane yine 5 zincirli kirpik yapacağım şimdi arkadaşlar 2 zincirim oldu bunu 5'e tamamladım buraya kirpik yaptım 1 1 2 3 4 5 zincir kapattım buraya 3 4 5 zincir kirpik olarak kapattım tekrar arkadaşlar buraya dibine bir sık iğne yapıyorum kirpiğimin daha düzgün güzel durması için ve yandaki hemen trabzan yapmıştık ya oraya da 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 sonra arkadaşlar yandaki tığ battıya bu trabzana destek için şu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum şimdi bir zincir çektim bir tanesini bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Evet dediğim gibi yapımı çok kolay arkadaşlar. Şimdi ikincisini yapalım. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane şöyle orta boy örümcek yapıyoruz. Örümcek işi arkadaşlar uzattığımız ip boyutunda olur. Her zaman bu ip boyutuna dikkat edelim. İki defa doladım. İki tığ atladım. Bir, iki, iki, Şeklinde 4 seferde bir trabzan yaptım. Tepesine yine 4 zincir çekip kapattım. Arkadaşlar bir tomurcuk olarak 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 Bu şekilde 6 tane sık iğne yaptığımız bir trabzan elde ettik. Hemen yandaki bu şekilde tığ battıya kapattım bir zincir çekiyorum şimdi arkadaşlar yine ipimi uzatıp bir örümcek yaptım orta boy iki defa tığımın başını doladım bir iki üçüncü tığ battımın içine bir iki 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 bu şekilde bir trabzan yaptım yine ters tarafına çeviriyoruz arkadaşlar buraya bir zincir çekiyorum ve şuradaki pulumu alayım pulumu ters tarafında Orta yuvadan girdim. İçinden çıktım. Bu şekilde kenarın yaprağın bir, bir tanesinin kenar yaprağından arkadaşlar. Bu şekilde buraya sık iğne ile tutturdum. 5 zincir. Yine ortadan giriyorum. Bir tane yuva yaptım yaprağın arasını Sık iğne ile kapattım. 5 zincir yine arkadaşlar ortadan 3 tane yuvam olacak buraya ikinci yuvamı da yaptım 1 2 3 4 5 zincir yine ortadan girdim bu şekilde arkadaşlar yuvama kapattım bir tane de zincir çekiyorum 3 tane yuvam olunca bu 4 zincirli tomurcuğumuzun tepesinden girdik bir zincir çekip bu şekilde düz yüzüne döndük İlk yuvama bir sık iğne ile giriyorum. Bu 5 zincirli yuva yapmıştık. Buraya girdim. 5 zincir kapattım buraya. 1 2 3 4 5 zincir kapattım buraya. 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum arkadaşlar. 3 tane kirpiğim oluyor. Yanına bir sık iğne yapıyorum. şekilde. Şimdi buraya da 5 zincir. 5 zincirden 3 kirpik kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum arkadaşlar 2. 5 zincir bu şekilde 3 tane kirpik yaptım. Ve yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Yuvanın içine girdiğim bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım arkadaşlar 5 zincir kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde arkadaşlar 3 tane kirpiği de bu yuvaya yaptım yanına da bir sık iğne yapıyorum yine arkadaşlar hemen kirpiklerim bitince bu şekilde sık iğneme geçiyorum sık iğneme 6 tane sık iğne yapıyorum trabzanıma 6 tane sık iğne yapıyorum. 5 ve 6. Sonra arkadaşlar 7.ye 7. de yandaki tığ batıda kapatıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı. Yapımı da bir o kadar kolay bir model oldu arkadaşlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.